Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Sıfırdan Clash of Clans Çaylak isimli serimizin tam tamına 12. bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz efendim. 3 tane işçimiz boşta. Laboratuvarda büyücümüzü yükseltmeye aldım sabah saatlerinde. 3 saat 40 dakikalık bir süresi kaldı. Büyücümüz de 2. seviye olacak. 3 yükseliyor mu, 4'e yükseliyor mu inanın bilmiyorum ama... Eğer makslanıyorsa hakkımı okçudan yana kullanacağım. Bir gün sonra Goblin'in yükseltmesiyle beraber belediye binamızı da 6. seviyeye yollayacağız arkadaşlar. Evet dünkü videoda bugün için belediye binasını yükseltmeye alacağımı söylemiştim ama vazgeçtim. Neden? Çünkü baya bir savunmalarımız geride kalmış ya. Tamam depolar bitti, ordu kampları bitti. Yani kritik binalar, klan kalesidir falan bunları hallettik ama yani okçu kuleleri 6. seviyeye kadar yükseliyor. 7 oluyor mu bilmiyorum ama hele 6 kesin olacak. İki tane üçüncü seviye dördüncü seviye okçu kulemiz var. Toplar duruyor. Yani işimiz gücümüz var arkadaşlar. Özellikle laboratuvarda yani belediye binası 5 gelen büyücüyü bile daha yeni yükseltmeye aldık. En azından bir iki tane büyücüyü kullanalım da şöyle max bir şekilde ondan sonra geçiş yapalım istiyorum. Pekala bununla beraber oyun bize tam tamına 50 tane madalya hediye etti arkadaşlar. Şu anda alt tarafta görüyor olmalısınız. Klan savaş liglerini hesabı aldım ama savaşlara dahil etmedim yani öyle söyleyeyim. Herhalde bunun karşılığı olarak hesaba 50 madalya akışı oldu. Bunları yüksek ihtimalle video çekmek için eğitim iksirine yatıracağım. Sabah saatlerinde bir tane inşaatçı hızlandırma iksiri kullandım. İşçileri boşa düşürdüm yükseltmeler yaptım. Ye, bir tane eğitim iksirimiz, iki tane, bir tane de inşaatçı hızlandırma iksirimiz var efendim. Pekala şu klan kalesini isteğimizi bir tazeleyelim. Saldırılara gideceğiz, yükseltmeler yapacağız. İnşaat de bu şekilde. En son bıraktığınız gibi yani öyle söyleyeyim. Laboratuvarda beta dalgavu yükseltmeye alalım. 50 bin iksir karşılığında boşta duran ile de yeni eziciyi dikelim. Neden olmasın? Ezici candır. En sevdiğim savunma. <laughs> Yerseniz. Savunma da seviyorum da saldırı da sevmiyorum pek. Evet şimdi klan kalesini doldurayım. Bir tane saldırıya gidelim arkadaşlar. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeyi yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar makslanmaya 100 tutmuş bir belediye binası 5 köy çıktı karşımıza. Bakın okçu kulelerini görüyorsunuz. Bizimkilerin de en azından böyle olması lazım ki artık bir sonraki seviyeye geçebilirim. Pekala. Şimdi tam şu noktada 2 adet yıldırım büyüsü kullanıp klan kalemdeki binicileri hava savunmasına doğru öncelikli olarak göndereceğim. Klan kalesinden balonlar çıktı. Ne kadar güzel ne kadar güzel. En azından hava savunmasını indirmiş olduk. Şuradan okçu kuleleri öncelik olmak üzere balonlarımı sahaya sürüyorum. Arka tarafta bir adet büyücü kulesi bize sıkıntı çıkartacak ama bol miktarda balonum var yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. Tek sıkıntı şu balonlar bizim goblinlerin peşini bırakmayacaklar. Köyde savunma namına çok da fazla bir şey kalmadı. İki tane balonu özellikle bekletiyorum ki sağa sola temizlik yapmak için kullanacağız arkadaşlar. Evet son okçu kulesi de indiğine göre başka savunma kalmadı. Bir tane balon bu noktadan bir tane de balon bu noktadan bırakıyorum. Kenarda köşelerde bir şeyler var mı kontrol edeceğim. Şuradan bir tane goblin göndereceğim. Balonların dikkatini çektikten sonra sağa sola birer tane goblin bırakıyorum arkadaşlar. Bu sayede temizliği de biraz daha hızlandırmış olacağız. Evet köyü güçleyeceğiz. Klan kalesi kontrolü yapmadım. Hataydı. İçinden bir bebek ejder çıksaydı patlamıştık. Çünkü havaya vuran bir birim yok arkadaşlar elimizde. O yüzden klan kalesi kontrolü yapmak baya bir önemli yani. Evet şu noktadan nereden bırakalım? Bir tane daha goblin şuraya bırakacağım. Bir goblin de şuraya bırakacağım. Duvarı biraz daha hızlı bir şekilde kırsınlar. 1 dakika 45 saniye süremiz var. Bekleyeceğiz şimdi. Balonların köyü üçlemesini bekleyeceğiz. Altın depomuz ağzına kadar doldu taştı. İşte bu yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde belediye binasını yükseltmek istiyorum ki yeni duvarlar gelsin. Duvarlara yeni seviyeler gelsin. Şu tabloyu yaşamayalım. Altına harcayacak bir yerimiz olsun ama işte çok erken de geçiş yapmak istemiyorum açıkçası. O yüzden bugünü de sabırla bekleyelim. Yarın yüksek ihtimalle belediye binası 6'ya uğurlayacağız arkadaşlar. Çaylak hesabımıza. Evet %89 son 4 bina kaldı. Son 3 ha gayret. Ha gayret balonlar inanıyorum başaracaksınız. Son 2 birazcık daha gaza basın. Lütfen efendim lütfen rica ediyorum. Ordu kampına doğru ilerliyorlar. Tamamdır hadi kışlayı da alın yeter artık sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım arkadaş. Balon saldırısı yapmasak mı biz acaba? 1-2, 1-2, 1-2. Her videoda aynı şey. Cık. Sıkıcı oluyor. bin altın iksir de yıldız bonusundan geldi. Gayet güzel. Yapmayacağım, yapmayacağım diyorum. Yine hızlı eğitimden balon ordusunu basıyorum. Hadi bakalım. Klan kalemizin 5 dakikalık bir bekleme süresi varmış. O esnada gelin şu karanlık tarafta bir karanlık iş çevirelim. Bir tane saldırı yapalım. Sonra ana köye geçer. Bir saldırı da oradan yaparız. Evet vatandaş eziciyi almış. Eziciyle hiç oyalanmayacağım. Ee, be, be, direkt binayı indirip iki yıldız almaya çalışacağım ya. Şöyle direkt barbarlarımı gizli testeye iki tane bırakabiliriz. Geri kalanları şuradan içeriye doğru sallayacağım. Dört tane barbarı da şuradan okçu kulesine atalım değil mi? Bir tanesi yaylı tuzağa patladı gitti. Hadi barbarlar sizden tek bir isteğim var. Belediye binasını indirip bana iki yıldızı verin. Hadi sakalınıza kurban. Hadi aslansınız siz başaracaksınız. Bak ne yaptılar ne ettiler ezicinin kucağına attılar kendilerini barbarlar. Yalnız buna rağmen top da inerse baya yüksek yüzdeli iki yıldızı ulaşacağız aynen. Geriye sadece ezici kalacak gibi gözüküyor. Bu da bize yüzde seksen üzeri iki yıldız getirir. Killer Queen. Katil kraliçe. Hadi bakalım ne yapacaksın. Hero Buster klanında. Yüzde seksen üç beklesek mi? Ee, beklesek mi? E, ee, bekleyelim ya. Bir, bir, de bakıyormuşsunuz yani sabırsızlık yüzünden kaybediyormuşuz savaşı. Bu tarafta saldırı yapmak zaten sıkıntılı. O yüzden riske atmak istemiyorum arkadaşlar. %89 havai fişeği de indiriyoruz. Ve %95 ile savaşı nokta alıyoruz. Evet savaşı bitirmiş vatandaş. Zafer geldi gayet güzel. %13'te kalmış. Yine dev ve dal kavuk saldırısı. Klişe. Tamamdır. Şimdi ne yapalım? Şu klan kalesinin süresini bir bekleyelim. Kaleyi dolduralım. Güzel bir köy bulup hemen geleceğim ama onun öncesinde bir yükseltme yapalım ya. Altın depomuz full zaten. En pahalı olan ne var? Belediye binası. Tabii ki de onu basmayacağız. 180 bin altın karşılığında okçu kulesini basacağım. Ve yine en pahalı olan 80 bin altın karşılığında bir diğer okçu kulesini yükseltmeye alıyorum arkadaşlar. Şimdi güzel bir köy bulup hemen geleceğim. Pekala efendim saldırı numara 2 184 bin iksire sahip bir belediye binası 5 ki 6'ya yükseltiyor vatandaş. Duvarları daha tam olarak basmamış. Hmm, seni gidi tembel oyuncu seni. Yani bu seviyede de duvarları basamıyorsan işimiz var seninle. He? Öyle mi? Tamam. Şu noktada iki tane yıldırım büyüsü kullanacağım. Sonrasında büyücü kulesine 5-6 tane şuradan 3-5 tane şuradan 3-5 tane ve hava savunmasına doğru binicilerimi de sahaya sürüyorum arkadaşlar. Klan karesi yine doluymuş. Arkadaş siz bana mı oynuyorsunuz? Ben anlamadım ki. Biniciler şu hava savunmasını indirin. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Aslansınız siz be. Gerisinin çok büyük bir önemi yok. Şuraya 3-4 tane balon bırakacağım. Şuraya 3-4 tane balon bırakacağım. Acaba 2 tane okçu kulesi var. Bir tanesinin gıdım canı kaldı. Hadi lan 3 tane balonla temizlik yapmak istiyorum. Gayet güzel. Köydeki savunmaları diskarifiye etmeyi başardık arkadaşlar. Geriye kalan şey temizlik yapmak olacak. Şu toplarda indikten sonra askerleri bırakmaya devam edeceğim. Hadi gayet güzel. Direkt belediye binasına doğru ilerleyecekler. Mükemmel. Bir tane şuraya bırakalım. Bir tane şuradaki depoya. Bir tane de Şuradaki depoya doğru ilerlesin istiyorum. Şimdi şöyle şuradan 1 2 3 4 5 6 7 tane goblin. 8 9 10.'sunu nereden bırakalım? Bu köyü işlemekle uğraşmayacağım açıkçası. Boş boşuna vakit kaybetmeyelim de. Gerçi 29'da kupa verecekmiş ya. Hmm, beklesek mi acaba? Beklesek mi, beklemesek mi? Ne yapsak efendim? Kararsız kaldım da çok sıkıcı oluyor ya. Şu depoları indirelim, iksiri alınca çıkacağım direkt. Evet. İksir alana kadar da zaten köyü işleyeceğiz. O da ayrı bir mevzu. Çaktırmayın. Evet. Beklemedeyim. Klan Kalesi'ndeki balonlar işleri bozuyor ya. Bizim goblinlerimizi katlettiler. O yüzden <laughs> yani çok daha fazla zaman kaybettiriyorlar bize. Hmm, olsun. Evet. İksir deposu indi. savaşı bitireceğim arkadaşlar. Sonrasında inşaatçı üstünde bir tane daha saldırı yapmak istiyorum. Tamam. Ah sana 10 kupayı feda ediyorum ya. 11 kupa. Senin olsun hemşerim. Kupa, şimdilik bir işimiz yok. Hızlı eğitimden yeni orduyu basıyorum ve tekrardan inşaatçüsüne geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 1 saat 43 dakika var. Laboratorunda 43 dakikası var. Yarınki yükseltmeler için ufak ufak ganimeti çoğaltmaya başlayalım. Şimdi vatandaş ne yapmış burada? Hmm, aslında burada bize okçu iş yapar değil mi? Hmm, aynen. Bir slotta okçu alacağım. Ya da gerek yok mu? Duvarları kırarız zaten direkt. Aynen ya. Kaç tane okçu oluyor? 6 tane. 3 tanesi bunu indirir mi? Şunu 3 tanesiyle, şunu da 3 tanesiyle indirirsek bu iş olur. Ya da şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 tane bırakacağım. Şuraya 2 tane okçu. Bir tane de. Ay senin ben. Ay senin ben. Babalar nereye gidiyorsunuz? Bak burada bize tuzak kurmuş vatandaş. Vay arkadaş ya. Bak bak bak. Orada ya da tuzak kurmuş. Heh, patladık. Hadi geçmiş olsun. Neyse ki okçular belediye binasını görüyor ve onları gören bir savunma yok. Bu da demek oluyor ki iki yıldız yine öyle ya da böyle bir şekilde şansına da olsa almayı başaracağız. Evet belediye binasını indirdik. Artık burada belediye binası yok değil mi? İnşaatçı binası. İşte okçular tahmin ettiğimden daha fazla hasar veriyorlar be. Hoşuma gitti. %58 iki yıldız. Bakalım vatandaş ne yapmış? Saldırısı devam ediyor. Bir bakacağım. %58 iki yıldız. Oo vatandaş üç dalkavuk Dal kavuk ama bakın üç tane slot var. İki tane slot da iş yapmıyor diyorum defalarca ama üç tane slot olunca işte işin rengi değişiyor. Yani bizden üst seviye bir köy olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü bizim daha ordu kampımız bile yok da yapacak. Neyse sağlık olsun diyoruz ve bugünün saldırı faslını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan ana köyümüze geri geldik ve yapacak çok da fazla bir şey yok. Evet biliyorum birazcık kısa bir video oldu ama... Yani aynı şeyleri de tekrar tekrar yapıp kaliteyi de düşürmek istemiyorum açıkçası. Az olsun öz olsun bizim olsun. Elimizdeki son işçiyle de en pahalı olan 50 bin altın karşılığında top yükseltmesine gidiyorum. Ve böylelikle videoyu da sonlandırıyorum. Umuyorum keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.